hocama bir sorum vardı. Tabii, buyurun. Hocam şu ıskat konusunu bir genişçe anlatırsanız, bir de 43 yaşında bir erkekle 43 yaşında bir kadının ölse bunların ıskatı nasıl yapılır? Yani kaç kere devir yapmamız lazım? 100 gram altın, 3 tane de fakir. İkisi de 43 yaşında mı? Evet hocam. 100 gram altın. 3 tane de fakir hocam. 3 fakir, peki efendim. Bunlar bir de erkek mi olacak onları soracaktım. Evet efendim, iskata oturacak salih, fakir erkek olması lazım. İskatı anlatır mısınız? Dedi. İskat, biz onu Türkçe'de de kullanıyoruz efendim. Yani bir kimsenin üzerindeki mevcut olan borcu düşürmek. Sakıt olmak. Evet, sakıt olmak diye. Tamam, senden borç sakıt oldu. O vasıfe senden sakıt oldu. Yani düştü. O mesuliyet senin üzerinden kaldırıldı. Manasında kullanmıyor sözlük anlamı itibariyle. Müslümanın tabii iskatı yapılır. İmanlı gittiği hüsnü zannedilen kimsenin iskatı yapılır. Peki ölen fasıksa? Fasık da Müslümandır. Fasığın da aynı şekilde arkasından iskat yapılır. Peki iskat nedir? Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bir zat geliyor. Diyor ki efendim annesi ve babası vefat etmiş. Ramazan-ı Şerif'te de oruç tutamamış. O hastalık döneminde namaz da kılamamış. Efendim diyor, annem veya babam işte vefat etti. Tutamadığı oruçlar var. Kılamadığı namazlar da var. Ben evladı olarak bu tutamadığı oruçları tutuversem, kılamadığı namazlar da onun yerine kılıversem, ben evladıyım ya, hakkı çok benim üzerimde diye arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyuruyorlar ki hiç kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz da kılamaz. Bu anne baba da olsa, ne evlat anne baba yerine, ne anne baba evladın yerine namaz kılamaz. Onun tutmadığı oruçları tutamaz. Bakın bu namaz ve oruç. Peki zekat ve hac, vekalet verirse bir başkası onun zekatını verebilir. Hac vekalet verip onun yerine hac edilebilir. Ama namaz ve oruçta bu yok. Bunun üzerine o zat soruyor. Ya sonra bir şey yapamaz mıyım diye. Buyuruyorlar ki fidye ver. Peki fidye nedir? Fidye, Ramazan-ı Şerif'te fıtra veriyoruz ya Mustafa Bey. Hanefi mezhebinde yarım sağ, 1750 gram buğday veya un. Namaz iskatı buğdaydan hesap edilmiş. Mesela 1750 gram her vakit için, 5 vakit için hesap edelim. Mesela önümüzde bizim makine var. 1750, 5 vakit olduğu için çarpı 5 eşittir ne çıkıyor? Eşittir ne çıkıyor? Tabii çıkamıyor çünkü yapamadık. 1750 çarpı 5 eşittir. Ha, bu sefer de şeyi kapatmışız. Değil mi? Daha büyük getirtelim isterseniz. Başka türlü olmuyor. 5 vakit için 8 kilo 750 gram ediyor. Peki Hanefi mezhebinde vitir namazı da var. O da vaciptir ve vaktinde aynı şekilde kılınmadıysa onu kaza etmek de vacip. O zaman artı bir 1750 daha konuyor bunun üzerine. Eşittir 10 kilo 200 gram yani 10,5 kilo yuvarlak hesap. Bir günlük. Bir günlük buğday. Her gün verilme bir günlük için. Şimdi bir senede 365 gün var. Bir senede 365 gün var. Adam kaç yaşında vefat etti? Bunu buğdayla yaptığın zaman hani günlük ölçüsü bu. Dinleyicilerimiz yani şey yapsınlar, bilsinler mahiyetinde. Tam İlmihal Saadet Ebediye'de çok geniş meyit için iskat bahsi var. Orada çok uzun anlatılıyor. Tam İlmihal Saadet Ebediye'nin meyit için iskat bahsinde geniş anlatılıyor. Demek ki günlük 10,5 kilo buğday her gün için. Şimdi bu tonlarca buğday eder. Zaten veremezsin. Bunu devir yaparken de aynı şekilde çuvallara koyacaksın. Tonlarca buğday geleceksin. Arkadaş fakire diyeceksin ki bu bir ton buğday senin oldu. Onu da vermen de aynı şekilde zor. Bu sefer bunu İslam alimleri buğdayı altın bazında hesap etmişler. Altın bazında hesap edince şimdi dinleyicimizin vermiş olduğu ölçüler var. Mesela dedi ki 43 yaşında vefat eden bir dedi erkek var. Erkekten 12 yaş çıkartılır. 31 yaş kalır. 30 senede bir konucu 32 sene. 32 her sene içinde 60 altın veriliyor. Çarpı 60. Eşittir 1920 adet altın. Cumhuriyet altını. Sadece namaz için bu kadar vermek gerekir. Bu altını her zaman için bulamadığımız için gram olarak hesap ediyoruz. Bu her bir altının da tanesi 7.2 gramdır. Bunun için bunu 7.2 ile çarpıyoruz. Çarptık. Şimdi dinleyicimiz bizi dinliyorsa yazsın.
erkek için, 43 yaşında ölen erkek için 13 kilo 824 gram altın vermesi lazım. Aşağı yukarı neredeyse 14 kilo altın. Kime? Sadece namaz iskatı için bu. Kime verecek? Fakirlere verecek. 13 kilo 824 gram altın vermesi lazım. Efendim bunu vermek mümkün olmadığı için devir yapıyoruz. Şimdi devir devreye girdi. Deviri de Müslüman salih fakirlerle. Borcu olmayacak fakirinde. Fakirdir, borçludur. Çünkü niye borçlu fakir borçlu olmaz? Mustafa Bey, borcu ödemek farz. Buraya oturan fakir bir ihsanda bulunuyor, iyilik yapıyor. Fedakarlıkta bulunacak. Kendi borcu var, altınlar eline geçtiği zaman hediye edemez, hediye yetkisi yok onun. Niye? Borcu var. Götürüp önce borcunu vermesi lazım. Borç ödemek farz çünkü. Bu sebepten dolayı oturamaz, borcu da olmayacak. 3 tane de fakir bulduk bu şekilde, erkek olacak. 100 gram altın var elinde. 100 gram altın olduğu için 13.824'ü bölü 100 diyoruz. 100 gram altınımız olduğu için. 200 olsaydı 200. 200 gram olsaydı 200'e. 300 olsaydı 300 grama bölecektik. Eşittir. Bir fakirle yaparsa 138 defa namaz için devir yapacak. Ama fakir adedi 3 tane olduğu için bunu da 3'e bölüyoruz. Eşittir diyoruz. 46 defa. 3 tane fakir oturtturuyor. Erkek olacak. 5 vakit namazını kılacak. Ondan sonra diyecek ki merhum veli oğlu Ahmet Efendi'nin namazının iskatı için bu altınları sana verdim. Birinci fakire veriyor. O da Allah razı olsun aldım, kabul ettim. Ol vesile sana verdim diyecek ikinciye. Yani aynen bu meyitin velisinin dediği şekilde sana verdim. O da aldım, kabul ettim diyecek. Üçüncüye verecek. Üçüncüye gelince bir devir oldu. Çünkü 3 fakir vardı ya. Bu 5 olsaydı 5'inciye gelince bir devir olacaktı. Tesbihten 46 tane ayırır. Yüzlük tesbihten. Üçüncüye gelince bir tane çeker. Üçüncü tekrar birinciye verir. Her 3'e geldikçe tesbih tanesini çeker. 46 tamam olunca o üçüncü fakir elindeki o 100 gram altını meyitin sahibine bunları sana hediye ettim der. Ondan sonra oruç için geliyor. Oruç için her sene için bir altın kafi. Zaten 32 seneydi. 32 altın kafi. Elde 100 gram altın var. 100 gram altın var. Şimdi 32 altın diyorsun. 10 tane altın zaten 70 gram. 30 tanesi 3,7,21 210 gram eder. Bunu bir tur ettiğimiz zaman 100 gram altın olduğu için 100 gram birinci, 100 gram ikinci, 100 gram da üçüncü, 300 gram ediyor. Ne kadardı öbürsü? 3,7,21 210 gramdı. Bir defa devir yapmış olsa bile kafi. Ha ihtiyatla hareket eder, 3 defa çevirir. Ondan sonra zekat için. Ölen kimsenin mali durumuna bakılır. Bu adam her sene kaç gram tahminen zekat veriliyordu? Ne kadar veriyordu? Şu kadar. Ha, ona göre devrini arttırabilirsin. Yok öyle fazla bir şeysi yoksa onu da 3 defa yapıverirsin. Peki kul ve hayvan hakları içinde 3 defa veya 5 defa onu da yapabilirsin. Ve böylece bitti mi? Bitti. Peki kadın için yani 46 defa namaz için yapmıştı. 3'er defa da oruç için, kul ve hayvan hakları için yapmıştı. Zekat için yapmıştı. Peki ölen kadınsa aynı 43 yaşında. Farklı mı olacak? Farklı olacak. 44 bir sene ilave ediyoruz. Eksi 9, öbürsünden 12 çıkarmıştık. 35 senenin iskatı yapacak. Orada 32 seneni yapıyorduk. Çarpı 60'la çarpıyoruz. Bu sefer 2100 adet altın etti. Orada 1900'dü. Çarpı 7.2 eşittir. O 13 kiloydu. 14 kiloya çıkardık. Bu 15 kilo 120 gram. Peki 100 gram altın bölü 100'e bölüyoruz. Eşittir. Bir kişiyle yapsaydı 151 bölü 3 diyoruz. 50 defa. Orada 46 defaydı. 50 defa hatta 51 defa namaz için. Yine oruç, zekat ve kul hayvan hakları içinde 3'er defa veya 5'er defa yapabilir mi? Yapabilir. Bu şekilde de o 3 fakire de kendi maddi durumuna göre bir şeyler vermesi lazım. Çünkü aşağı yukarı 15-15, 30 kilo altın hediye ettiler bunlar. Şimdi durumu müsaitse oradaki mesela fakirlere 10'ar lira da verebilirsin, 50'şer lira da verebilirsin, 100'er lira da verebilirsin, 1000'er lira da verebilirsin. 30 kilo altın. Herkes durumuna göre. Mesela bir kimsenin durumu 1000 lira vermek, orada 3 fakire 3000 lira verecek, 1000 lira vermek durumu varken tutar da 10'ar lira dağıtırsa merak etme hemşerim, sen de ölürsün, sana da 1'er lira verirler. Öyle, sen cimrilik edersen sana da ederler. Eden kendine mi eder? Evet, eden kendine eder efendim. Hem anam babam çok seviyorum. Hayır hasenat yap, ne yapabilirim falan. Ne yapabileceksin işte, hayır hasenat yapacaksın, iskatını yapacaksın, elini cebine atacaksın biraz. Hem durum müsait değil. Ha, durum müsait değil, o değil. Herkes durumuna göre. Bunun pazarlığı olmaz. Efendim kaç parayla yapılır?
Pazar mı olmaz? Zaten oraya oturan fakir Allah rızası için oturdu. Ama kitaplarda buyuruyor ki onlar Allah rızası için oturdu. Meyitin sahibi de durumuna göre Allah rızası için onlara bir şeyler vermesi lazım. Cebinden bir şeyin çıkarması gerekir. Gelelim efendim diye. Bu konuda tekrar edeyim. Tam İlmihan Saadeti Ebediye kitabının meyyit için iskat bahsi var. Ha, ilk okuduğumuz zaman bir şey anlamamış olabiliriz. Bir daha okuyacağız. Okudukça belli şeyler oturmaya başlar. Ha, anlayamadığımızı tekrar sorarız. Bir daha derken ve netice itibariyle yerleşir mi? Evet, yerleşir efendim.